Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar beyler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de geçen arkadaşlar en iyi kurdu seçmiştik. Bugün de en iyi dövmeyi seçeceğiz. Biliyorsunuz farklı farklı dövmeler gelmeye başladı. Hani unicorn'dur, kraliyettir. Bunlar yalan oldu artık o derece yani. Şimdi yeni gelen dövmeleri deneyeceğiz. 3 tane dövmemiz var arkadaşlar. En sağlam 3 dövmemiz var. Onlar da arkadaşlar Yin Yang, efsane dövme yani legend dövmesi. Ve onun dışında yeni gelen 10. yıl dövmesi. Onları deneyeceğiz. Yanımda Ramazan var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi şunun sırtına bakalım. Kurt zırh puanı artı 13 veriyor. Yani 33 veriyor burada. Kurt menzili düşük herhalde. Bilmiyorum. Bakalım diğerlerine göre test edeceğiz bunu. Onda da diriliş dövme olarak da unicorn var. Hadi çek bakalım, başlayalım. Aklını alayım ya. Evet. Siber Machina. Arkadaşlar onda unicorn var, tamam mı? Ben bu şekilde takla atacağım. Bende de barut var. Klasik, tamam mı? Diriliş takmadım. Direkt ölmesin diye. Şöyle gidelim. Yukarı gelsene, kuleye çıkalım. Kaç canım var? Şu an tam 300 değil mi? Aşağı düş. Tam 300 şu an. Bakalım şöyle bir sırtına bakayım. Unicorn. Bir yenilesene canım. Bela unicorn, tamam. Şöyle geç bakayım şöyle karşıya. Pardon. Başlıyoruz. Bakalım kaç canı kalacak ilk taklada. O benim için önemli. Kaç? 216. 216 canı kaldı. Bir daha takla atacağım. Dur şimdi ben seni bir öldüreyim. Tamam bir öl. Ondan sonra tekrar gel. Canını yenilemeden bakalım ikinci taklada. Öldürüyor mu? İkinci taklada öldürmese hojdur yani. Kükremiyor mu? Yok, kükreme. Bakalım ikinci taklada ne yapacak? Kaçtı can? İlkinde 216'ydı değil mi? 216 aynen. Tamam, bir daha atacağım. Kafa atmıştım çünkü. Aynı attım da. Kaç? 215. 215 tamam, 215 kabul edebiliriz. Şimdi diğer taklama atıyorum. Beyler toplamda 10 vuruşla öldürdüm ona. Toplam 10 vuruş. 2 takla ya. Aynen. Bir de pençe hesabı yapalım şöyle. Ben bir de bunları not alsın baba da sıkıntı olmasın. 215. 10 vuruş. Yin yap. Gel bakayım normal pençe yapacağım bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14. 14 vuruş. Beyler bu şekilde de 14 vuruşla öldürebilirsiniz. 4 vuruş bir şekilde fazla oluyor. Takla atınca demek ki daha iyi. Bir dakika şöyle. Can. Ama şu canlı yenildiğinde işte çok hızlı olmanız lazım. Buna da hızla yanmak. Ha? Öldüremezsin. Dur şimdi öldüreceğim seni. Yok ölmüyor. Tamam neyse beyler. Şimdi hangi dövmeye geçiyoruz? Legend dövmesine geçeceğiz. Şimdi beyler onu denedik, tamam mı? 215 ilk taklada 215, onun dışında 10 vuruş atıyor. Normal pençede de 14 vuruş. Şimdi sıradaki dövmemiz efsane kurt dövmesi, benim en çok sevdiğim. Efsane kurttan solda bir gün kalmış lanet olsun. Beyler bunda da görüyorsunuz kurt zırh puanı 12. Değerleri 11-34'e geliyor. Ama kurt menzili ve saldırı hasarları arkadaşlar bildiğim kadarıyla ondan daha yüksek herhalde ya. Baksana bak burada 7 oluyor. Sağ solla beraber 28-35 oluyor. Ay yok. Sağ solu güçlüymüş onun da demek ki. Aynen. Sağ solu güçlü. Bunda da 35'e geliyor. Bakalım nasıl bir farklılık olacak. Onu göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Yine diriliş var karşımızda beyler. Yine unicorn dövmesi. Bu sefer hani legend dövmesini biraz daha ben güçlü buluyorum. Hani bilmiyorum psikolojik olarak mı öyle geliyor bana. Legend'da sanki daha hızlı alacağım. Hadi bakalım. Gelene geç şuraya. Heh. Öldürem seni. Başlıyoruz. Kaç? 262 canım. 262 bak demin ben sana takla attığımda sana kafa atmıştım biliyor musun? Bu sefer kafa denk gelmedi. Aynen. Onu var ya ayarlamamız lazımdı aslında ya. İlk vuruşta böyle kafa attı ki onu ayarlamamız lazım. Ölsene. Bakalım bu sefer de kafa atarsa aynı o şekilde bir takla atmaya çalışacağım. Hmm.
Tamam, şimdi belli olur. Söyle bakayım. 170 can. Kaç? 170. Oha. Beyler 170 bıraktı be. Adının hakkını veriyor. Aynen, bu Legend dövmesi. Toplamda kaç? 10 vuruş ama bak. Toplamı değişmiyor, gördün mü? Toplamda 10 vuruş atıyor. Ama ilk vuruşta daha az can bırakıyorsunuz. Bu da mesela şurada karınız olur. Mesela şey yapabilir Ramazan. Bir takla atar adam. Ondan sonra pençe atar şu şekilde. Aa. Daha hızlı öldürebilir. Ama diğerinde daha yavaş ölüyor. Pençe de deneyelim. Tamam. Şu an bu şekilde bir takla ve pençeyle 11 vuruş oldu. Normal pençeyle denersek bakalım. Herhalde değişmeyecek. On dört vuruş. Bak değişmedi. Diğerinde kaç vuruş var sen? Yin Yang'da mı? O da 14 vuruş. Aynen. O da 14 vuruş. Takla da... Bak şimdi taklayı bir göstereyim. Bu 11 oldu bu sefer. Çünkü neden? Kafa atmadım ilk taklada. Kafa atmadan 216 can kaldı. Kafa atmadan 216 bırakıyor. Yin Yang'da kafa atmayınca 216. Aynen. Şu an beyler en iyisi şu anlık bu. Bir kafa atmaya çalışacağım. Ah olmadı. Yenilesene. Heh, attı şu an. Kaç can? 264. Niye öyle oldu lan? Bilmiyorum. Allah Allah, tam oturtamadık demek taklayı. İşte bu takla buldum var ya. Pençelerim biraz geriye kaçtı. Bir daha gel bakayım. Biraz daha geriden atacağım taklayı. Kaç? 168. 168, bu sefer daha az bıraktı. Dur dur, yenileme. Yenileme. Bir gel bakayım, en son bir kez daha deneyeceğim beyler bununla. İlk takla ve ikinci taklayla toplamda 10 vuruş yazacak büyük ihtimal. Aynen 10 vuruş değişmiyor. Hani takla olarak beyler vuruş değişmiyor. Pençeyle de 14 vuruş oldu değil mi? Aynen. Aynısıydı. Buradaki tek avantajınız şu. Takla yatarsınız beyler. Şöyle. Ondan sonra adamı pençeyle öldürmeye çalışırsınız. Diğerinden daha erken ölür. Hani Yin Yang'la taklayı attığınızda, pençe atmaya çalıştığınızda daha geç ölüyor. Hani buradaki şu ama an... Ama Yin Yang'la atsanız daha iyi. Çünkü o insana savunma veriyor. Daha iyi. İkisi de veriyor. İkisi... Yin Yang efsane de mi veriyor? Aynen aynen. Efsane de veriyor. O da veriyor. Mesela adamla kapıştı mesela. Biri kapışıyor ya. Sen gelir bir taklayla, efsaneyle direkt alırsın. Ama Yin Yang'la tek de alamaz çünkü daha fazla can kaybettiriyor efsane dövmesi. Şimdi beyler 10. yıl dövmesindeyiz. Bakalım 10. yıla yakışır bir dövme mi? Bunu tartışmasak aslında daha iyi olurdu da. Neyse 10. yıla dövmesine bakalım ne kadar güçlü onu göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar, 10. yıl dövmesi var şöyle gördüğünüz üzere. Taklamızı atacağız ve bakacağız tadına nasıl bir şey. Kafa atmadı. 2-2. Beyler 11 vuruş, normalde 10 olması lazım. Hani hepsinde öyleydi. Bunda nasıl olacak bilmiyorum ama. Gel bakayım bir daha. Kafa atmadı ya. Bir daha ölsene, bir daha ölsene. Kafa atmadı. Gel bakayım. Kafa atmaya çalışacağım da. Haydi. Atamadık ya. Öldüremedim. Gel bakayım bir daha. Benim kafa atmam lazım beyler. Çünkü hepsinde bir kafa attım. Aynı taklayı tekrar atacağım şimdi. Evet, tam bir bereket. Ya yine atamadım ya. Ha bak bu sefer attım da, neyse. Ölsene ya. Aha dişlere geldi ya. Gel bakayım. Beyler tekrar deneyeceğiz. Bakalım ne yapıyor diye. Şöyle. Haydi. Canı kaç? Yine mi atamadın kafamı? Aynen aynen kafamı. 228. Bir daha geldi. Evet Ersin abi, şu an bir balık indirip gelsin arkadaşlar. Tekrar atabilir. Beyler. Bu sefer dur, atacağım bu sefer. Ya niye olmadı ki, anlamadım ha. Sen yanlış yerdesin, gel şuraya gel. Hep oradan atıyorum ha. Dur bakayım orada. Heh, tamam kaç can? 230. 230 mu?
Aynen. Beyler bu iyiymiş o zaman. Yok iyi değil tabii ki de. Beyler 11 vuruşla öldürdü. Evet. Şu an en sonuncu dövme seçildi. Neden? Yin Yang 215 bırakmıştı. Bu 230 bıraktı. Tekrar deneyeceğim. Ama kafa atmadım. Kaç? Yine 230. Kafa yine 230. Oha ikinci taklada ölmedi lan. 6 can. Beyler ikinci taklada... Bir daha deneyeceğim. Bunu... Dövme ukta kalıyor. Dövme... Bilmiyorum çok kötü mü diyeyim. Heh bak attım normal taklamı kaç? 185. He bak 185. Tamam iyiymiş. 185 baya iyi yani. Yaktan da iyi o zaman bu. Aynen. Ama ilkinde niye böyle yaptın? Yani. Ama bir özelliklerinde Yin Yang daha iyi gözüküyor. Evet evet özelliklerinde Yin Yang daha iyi gösteriyor. Belki bu sefer fazladan kafa attım. O da olabilir. Olabilir. Öl artık ya. 12 vuruş. Beyler bu dövme sağ solu belli olmuyor. Ben bunu 3. seçiyorum. Çünkü orada herhalde 2 tane kafa attı fazladan. Yani onun dışında 230 can bırakıyor. Yin Yang 215'te. Efsane. Legend dövmemiz de 170 falandı yani. 170'ti değil mi öyle bir şeydi? 170 bıraktı. Yani şu an en iyisi bu insana güç veriyor muydu onu bakmadım ya. Ona bakacağım sonra. Vermiyor. Vermiyor herhalde. Vermiyor. Beyler bu üçüncü. Yin Yang ikinci efsane dövmesi de birinci zaten tahminimi. Az can bırakmada iyiler ama savunmada hepsi aynı. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ramazan'ın kanalı da açıklamada olacak arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Kendisi sniper montajcı. Güzel montajları var. Hoşçakalın.